Tekrum LTV ekranlarından merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta sizleri Tekirdağ'ın incisi Marmara Ereğlisi ilçesine götürüyoruz. Bu muhteşem, bu güzel turizm cenneti bölgemizi sizlerle birlikte gezeceğiz. Hadi bakalım, şimdi program başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, Marmara Ereğlisi tarihi dokusuyla ön planda olan, turizm ile ön planda olan bir ilçe. Aynı zamanda işte tarihi türbeleri de var burada. Bastonlu Dede Türbesi, buraya gelen vatandaşlarımız aynı zamanda bu türbede dualar ediyorlar, dilekler diliyorlar. İstanbul'dan gelen yönde hemen sol tarafında Marmara Ereğlisi girişinde Bastonlu Dede Türbesi var. Allah rahmet eylesin. Burada tarihi, turizmi, tarımı, denizi ön planda olan bir ilçede böyle tarihi türbeler de görebilirsiniz. Bastonlu Dede de bu bölgede İslamiyet'i yaymaya gelen Müslüman bir Türk vatandaşı olarak 1660 yıllarında diyor bu bölgeye gelen, o zamanlar burada gayrimüslim olan nüfus yoğunluğu varmış. İşte Bastonlu Dede de burada İslamiyet'i yaymış. Burada dinimizi, güzel dinimizi insanlara anlatmaya çalışmış. Burada vefat etmiş ve buraya da türbesini yapmışlar. Marmara Ereğlisi'ne geldiğiniz zaman burayı da ziyaret edebilirsiniz. Palmiye ağacı böyle çiçek mi açıyor? Yerini mi sevmiş? Yani Marmara Ereğlisi demek ki
sevecek bir yer olduğu için sevmiştir orada. Bak onlar da yok. Ha, bunda yok, öbüründe var. Ama bunları yeni yapmışlar. Başkan çalışıyor. Evet, Marmara Ereğlisi Belediyesi çalışıyor efendim. Bura normalde palmiye ağaçları burada olmaz. Genelde Ege tarafında olur ama burada yerlerini gayet sevmişler. Bak çiçekler bile açmışlar. Palmiye ağaçlarıyla sahil şeridinde böyle yine çeşitlendirmişler ve aynı zamanda güzel bir çalışma olmuş. Sahil boyunca hem tertemiz oturma alanları var. Böyle denize doğru insanlar manzara seyrederken oturup şu şekilde palmiye ağaçlarının altında da serinleyebiliyorlar. Ve güzel bir Ege havasını da yakalamış oluyor bu palmiye ağaçları çeşitleriyle de. Marmara Ereğlisi gerçekten bu konuda iklim olarak da güzel bir yer. Tarihi, iklimi, doğası, turizmi, denizi, yani tarımı, balıkçılığı ön planda olan bir yer. Hemen görüyorsunuz şu tarafta da E5 Marmara Ereğlisi. E5'in hemen kenarında İstanbul'a özel arabanızla yarım saat 40 dakika gibi gidip gelebiliyorsunuz. Evet, burası da balıkçı barınağı. Burada aynı zamanda görüyorsunuz balıkçıların balık tutup hem Marmara Ereğlisi'ne gelen misafirlere hem de İstanbul'a, Tekirdağ merkeze gönderip burada katma değer sağlıyorlar. İşte balıkçı kardeşlerimiz orada ağlarını kontrol ediyorlar. Balık tutmak için burası da ideal bir yer sevgili izleyicilerimiz. Turizm cenneti Marmara Ereğlisi'nde sizler de burada tatilinizi günü birlikte olsa geçirebilirsiniz. Burada aynı zamanda konaklama için oteller var. Ve balık restoranları oldukça revaçta ve müthiş de lezzetli, güzel menüler var. O menülerden sizler de burada faydalanabilirsiniz. Balık deyince akla ne gelir? Deniz. Deniz deyince akla balık. Ve aynı zamanda Marmara Ereğlisi bu konuda da oldukça ön planda, tertemiz deniziyle görüyorsunuz, çarşaf gibi bir deniz burası, muhteşem güzel. Şu an turizm sezonu yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bugün daha yeni yeni insanların tatile gelmek için hazırlandığı bir gün. Mayıs'ın son haftasındayız. Haziran'ın başı itibariyle eminim ki burada adım atacak yer bulamayacağız. Bu sahiller gördüğünüz gibi şu an biraz sakin ama tatilciler geldiği zaman burası tıklım tıklım oluyor. Sayın Başkan'ın da bahsetmiş olduğu gibi bu bölge komple sahil restorasyonu yapılacak olan bölge. Şu tarafta hemen askeriyenin alanı var. Orayı aldık dedi. Orası da gelecek yıl yine kafeler, çay bahçeleri ve aynı zamanda plaj olarak, halk plajları da olarak yine halkın hizmetine sunulacak diyoruz ve bir türküyle programımıza devam ediyoruz. Manastırın ortasında var bir pınar, canım pınar. Buyurdun kızları hepsi de çınar, biz çalar oynarız. Buyurdun kızları hepsi de çınar, biz çalar oynarız. Ses güzel. Balıklar var mı? Olduğu kadar. Olduğu kadar, olmadık kader. Sizi tanıyalım efendim. Neyi diyelim? Ne söyleyelim? Siz... Gittin, gelin, yerleri anlat. Evet ne yani. Balık var mı? Şu an ne yapıyoruz? Sizi peki tanıyalım önce. Çekiyoruz, temizliyoruz. Sabah atıyoruz veya akşam atıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Sabah bastık ağımızı.
temizliğini yapıyoruz. Var mı balık? Oluyor. Geçinecek kadar. Ne kadar çıkarıyorsun? 5-10 kilo. Satıyorsunuz yani. Tabii. Buradaki balık restoranlarda mı yoksa? Yok. Şehir dışına da gidiyor mu? Şehir dışına da gidiyor. Dükkanlar müşterilere satıyor. Balık dükkanları var. Biz onlara veriyoruz. Onlar satıyorlar. Geçimimiz böyle. Evet, balıkçılıktan. Evet, balıkçılık Marmara Ereğlisi'nde oldukça revaçta ve ön planda olan bir gelir kaynağı sevgili izleyiciler. Vatandaşımız buralı mı efendim? Buralıyım. Yerlisiz evet. Aga be. Yerlisi. Yerlisi aga. Ne diyelim o zaman? Ne diyelim? Balıklara gel gel de bakayım hele nasıl çağırıyorsun balıkları? Gel gel diyemiyoruz, buyursunlar gelsinler. Nasıl çağırıyorsun? Gel oluyor mu öyle bir şey? Hani diğer akşamlar... Restoran olsa gel gel diyelim de balıklara gel gel kısmetse olur. Kısmetse hani olur. Derler ya canlı birini çağır gel falan. Onu biraz espri yapalım istedik Bey. Evet. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Sağ olun, teşekkür ettim. Denize dalalım. Dalalım. Dalgıcız ayrıca. Denize dalayım mı? Aman bir balık alayım mı? Haydi bir balık alayım mı? Güneş battı, ay doğdu. Aman daha yalvarayım mı? Balıklar öyle mi diyorsun yoksa? Haydi daha yalvarayım mı? Aman aman alimlerdesin. Aman kalabalık yerde misin? Aman benim gibi dertli misin? Balık da öyle mi diyor abi? Aynen söylüyor. Düşmeyeyim mi? Aa ya düşersin. Evet efendim, Marmara Ereğlisi'nde gezimiz devam ediyor. Şimdi deniz bölgesindeki restoranlardan birisindeyiz. Buraya gelmişken balık yemeden olmaz dedik ve rastgele bir mekana girdik. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Murat Şimşek. Yaklaşık 15 sene yakındır buradayız. Marmara Ereğlisi'ndeyiz. İşletmesini yapıyoruz. Restoranımızın güzel balık çeşitlerimiz, günlük taze, soğuk mezelerimiz, ara sıcaklarımız. Yani küçük bir kasabadayız. Öyle diyelim size. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Bayağı meze çeşitleriniz var ara sıcaklarınızda. Balık da zaten sezona göre sanıyorum oluyor. Buraya fazla çeşit koymak istemediniz. Evet. Her gün böyle geldiğimizde taze taze mezeler bulabiliyor muyuz? Evet. Biz günlük yapıyoruz hemen hemen. İşte mevsime göre, yaz dönemine göre, işte kışa göre çeşitlerimizi değiştiriyoruz. Patlıcan salatamızda, enginarımızda, kalamarımızda, karidesimizde, balıklarımızda günlük hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki balık restoranı geldiğimizde taze balık yemek için tabii ki en çok nelere dikkat etmeliyiz ya da bunu nasıl anlamalıyız? Mesela bir ipucu verirseniz izleyicilerimize. Şimdi balığın taze olduğunu en güzel gözlerinden anlarız. Bir balık alırken gözlerine bakmamız lazım. Gözleri parlaksa, canlıysa balığımız tazedir. Ondan sonra bir de yani biz balıkçı kasabamız olduğumuz için hemen gördüğünüz gibi deniz kenarında olduğumuz için bizim oltacı balıklarımız, ondan sonra balıkhanemizden günlük ve taze bir şekilde biz temin ediyoruz yani. Şimdi bu sezonda hangi balıkları? Şu an en güzel balıklardan istavrit olur. Güzel tekerimiz olur, barbunumuz olur. Ondan sonra fenerimiz olur. Şu an mevsim balıklarımız bunlar. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel tekirleri, deniz devrekleri. Kendi şeyimiz, kendi denizimizden diyelim, Marmara Denizi'nden. Tekirler bayağı büyük. Evet, evet, kendi buradan, kendi Marmara'nın tekirleri, levreğimiz de buradan, olta levrekleri. Böyle gelen misafirlerimize sunuyoruz. Herkesi bekleriz. Biraz da tadına bakalım. Evet. Şöyle bırakalım.
Ben size servis vereyim isterseniz şöyle. Şuradan. Şu şekil. Şöyle. Pekirimizden. Bir de bölgeye göre bu balıkların lezzeti değişiyor mu? Evet, değişiyor. Mesela Boğaz'ın lüferi değişiktir. Marmara'nın lüferi değişiktir. Yani suyundan diyelim daha böyle şey oluyor. Çünkü hani hayvancılıkta nasıl büyük baş küçük baş hayvanların et lezzeti değişikse balıkların da öyledir muhtemelen diye. Aynen öyle. Marmara'nın iki ayrıdır, Çanakkale'nin iki ayrıdır, Boğaz'ın iki ayrıdır, Karadeniz balığı ayrıdır. Hepsi ayrı. Her yörenin kendine göre daha böyle balığı. Yani daha lezzetli. Kimisi işte Marmara'yı beğeniyor, kimi Çanakkale'yi, kimi ki Boğaz'ınkini beğeniyor. Ama ülkemizin her tarafının kendine ait şeyleri, özellikleri vardır. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Marmara Ereğlisi'nin balıkları bakalım lezzetli mi? Yemek seçmiyorum. Her şeyi yemeye çalışıyorum. Sağlıklı olduğunu bildiğim her şeyi. Izgara olmasıyla ve çok hafif ve tam kıvamında pişmiş. Gerçekten çok güzel. Siz de yolunuz düştüğünde Reis Bey balık restoranında bekleriz. Herkesi, bütün misafirlerimizi bekleriz. Evet, programımız devam ediyor.